Uva! Ne oldu, başladık şimdi değil mi? Tamam, o zaman herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Alkış. Bugün burada olma sebebimi hemen açıklayayım. Arkadaşlar, burun ameliyatı olmaya karar verdim. Ve bunu da size aktarmaya karar verdim. Ve neden böyle bir karar verdim onu da bilmiyorum. Neyse. Belki bir gün işinize yarar. Yok ya, şimdi süreci sizlere de aktarmak istiyorum. Çünkü ben çok arada kaldım. Öncelikle burun ameliyatı olmamdaki birinci sebep burnumda daha önceden bir kırık olması ve şimdi günlük hayatımda sıkıntılar yaşatması. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise hemen şöyle yandan göstereyim. Bir de şu yandan göstereyim. Tabii ki şekil. Yani estetik açıdan da beğenmiyor olmam. Özellikle de kilo aldığım dönemlerde aşırı böyle gözüme büyük görünüyor. Bunun için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat olmaya karar vermeden önceki süreçte birçok doktor araştırmasına girdim. Birçok doktorun ameliyat öncesi ve sonrası resimlerine ve videolarına baktım. İnsanın çok arada kalmasını sağlayan bir durum. Aşırı arada kalıyorsunuz. Acaba o doktor mu, bu doktor mu, şu şunu iyi yapmış, bu bunu iyi yapmış. Ama benim gözlemlediğim bazı doktorlar kadın burunlarında daha iyi, bazı doktorlar ise erkek burunlarında daha iyi ameliyat yapıyor. Ben genel araştırmalarımda bunu gözlemledim. Ve sonra bir arkadaşımın tavsiyesi ile Doktor Servet Ada ile tanıştım. Kendisinin yanına gittim, yüz yüze görüştüm, böyle işte durumlar anlattım, sıkıntılar çektiğimi, aynı zamanda estetik açıdan beğenmediğimi belirttim. Kendisi de sağ olsun beni çok iyi ağırladı, çok yardımcı oldu. Ondan sonra ameliyat olmaya karar verdik beraber, o da ameliyatını yapmaya karar verdi. Gün aldık, tabii ben biraz her şeyi üst üste sıkıştırdım. Başka bir ildeydim. Daha yeni İstanbul'a geldim. Ve yarın ameliyat olacağım. Her şey üst üste geldi. Ama her şeyden önce tabii ki sağlık. Yani sağlık her şeyden önce gelir. Bunu doktorla ayrıntılı şekilde konuştum bu arada doktorumla. Nefes ile ilgili bir sorun olmayacak. Bunun hepsini ortadan kaldıracağını söyledi. Onun dışında şimdi ameliyat gününden bir gün öncesindeyiz. Doktorum söylemedi ama ben de sormadım. Çok paslaşamadık. Ama ben kendim araştırdığım, gördüğüm kadarıyla sakal tıraşı da olunması gerekiyor gibi. Çünkü daha önceki senelerde dizimden ameliyat olmuştum. O bölgeyi tıraş ettirmişlerdi. Bunda da aslında birçok izlediğim videolardan, gördüğüm resimlerden hepsinde hiçbirinde sakal ve bıyık görmedim. Yani ameliyat olacak bölgeye müdahale edecek bir kirlilik, bir kıl görmediğim için ben de bugün tıraş olacağım. Ve şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle en son tam böyle sıfır jilet ile sakal tıraşımı 10 yıl önce falan olmuşumdur yani. 10 yıldır ben hep böyle sakal içindeyim yani. Hep sakalım en fazla şöyle kirli sakaldır yani. Hiç sıfır yapmadım. Ne şekle geleceğimi de bilmiyorum. Çok da korkuyorum. Şu an zaten bu şekil şemalim belki biraz kötü görünüyorsa sebebi odur. Çünkü birazdan sizlerle beraber gideceğim, tıraş olacağım, sakal tıraşını da yapacağım. Sonraki halini de göreceksiniz. 10 yıldır kendim bile görmemişken siz hepiniz burada göreceksiniz. Onun dışında burun ameliyatı öncesinde bence benim şahsi fikrim burun ameliyatı videolarının izlenmemesi gerekiyor. Çünkü ben birkaç tanesini izledim ve psikoloji bozuyor ve çok gereksiz. Bu bir ameliyat sonuçta. İzlenmemesi gerekiyor. Kötü bir görüntü. Hafızanızda sizi korkutabilir. Daha sonrasında ameliyat sürecinden hemen önce çok heyecan yapıp size farklı kararlar aldırabilir. Hiç gerek yok. İzlemeyin arkadaşlar. Öncesi sonrası fotoğraflarına, videolarına bakabilirsiniz ama bence ameliyat esnasındaki olan videoyu izlemenize gerek yok. Ben şimdi hastaneye giderken bir kıyafet çantası hazırlayacağım. Sakal tıraşı olacağım ve yanımda bir refakatçi olacak. Bence siz de bunları ayarlamaya çalışın. Yarın sabah saat 10'da hastaneye girişim olacak. Ondan sonra doktor beyin söylediği saatte ameliyatım gerçekleşecek. Zaten bu bütün süreci sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Doktorum bu arada gerçekten iyi bir doktor. Tekrardan belirtmek istiyorum. Çok çok bilgilendi sağ olsun ve hani alanında da uzman bir kişi. Önceden kulak, burun, boğaz doktorluğu yapmış ve daha sonradan özel bir klinik açmış bir doktor. Şimdilik gidelim. Önce tıraşımı olalım. Şu şekli şemalimi bir görelim. Ne hale geleceğim. Ondan sonra videonun devamını zaten izlersiniz. Ama izlerken beğenmeyi, özellikle abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonucunda da en son video sonunda bunun nasıl olmuş, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş, bunun da yorumunu aşağıya bekliyorum tabii ki. Hemen gidelim ve tıraş olalım. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama şu an berbere doğru gidiyorum. Arkadaşlar harbiden erkeğin makyajı sakalıymış yani. Ben bu kadar değişeceğimi düşünmemiştim. Tabii burnum daha çok ortaya çıktı. O da ayrı bir konu. Evet, şimdi eve geldim. Gerçekten çok çok tuhaf hissediyorum. Yani bu kadar değişeceğimi ben de beklemiyordum. Bir tuhaf oldum yani. Neyse, artık yarın yani ameliyat günü görüşürüz. Evet, yeni günden herkese merhaba. Uyandım, şimdi hastaneye gidiyorum ama çok fena bir hata yaptığımı fark ettim. Dün para bozduracaktım, dolardan bozdurmayı unuttum. Şu an hastaneye vereceğim para hazırda değil. Hafta sonu da bozdurunca çok büyük kesinti yapıyor. Şu an onu ne yapacağımı düşünüyorum. Bir hastaneye geçelim de tekrar size aktaracağım. Evet, hastaneye gelene kadar işi çözdüm. Normalde nakitte çok yoktu, dolardan bozacaktım. Ama ortalama 2500-3000 lira arası bir zararım olacaktı. Sabahın 9'unda çözdüm. Bir arkadaşımı aradım ve dedim ki bana şu kadar para lazım. Ben sana bir gün sonrası için 500 lira veya 1000 lira fazla vereyim. Bana atar mısın dedim. Okey dedi. Kriz yönetimi budur. Motivasyoncular, işinize bakın hadi. Evet, üstümüzü giydik. Şu an arkası inşallah görünmüyor. Lan bir de şöyle bir çorap da verdiler. İçeride herhalde yemiş renkleri başlamışlardı. Bir. Hepsi bir. Evet. Rüzgar merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, hoş geldin. Nasıl, heyecan var mı? Çok. Biraz daha açlık var tabii yani ki. Şimdi ne zamandan beri açsın? Gece 12'den beri açsın. Evet, gece 12-1 civarında. Tetkikleri sabah gitti. Evet hocam, saat 10'da buradaydı. Tamam. Sağ olsun. Şimdi birazdan operasyona başlayacağız. Tetkikleri falan normal. Zaten sen uyuyor olacaksın. Ama panik yapman normal, yani çok fazla alışık değilsin çünkü yani bir sergin giriyoruz ama ameliyathane ortamı soğuk bir ortam yani haklısın. Şimdi burnunda yapacağımız işlemleri konuşalım öncelikle sen de. Çok böyle abartılı bir burun istemediğini söylemiştim zaten daha önce. Şu kemeri alacağız, kemeri törpüleyeceğiz yani öyle söyleyeyim. Çok geniş görünüyor karşıdan bakınca, şuralarını biraz daraltacağız. Bir tık da burun ucunu şöyle kaldıralım istiyorum yani. Biraz hafif yüzünle uyumlu olması çok önemli bizim için. Yani standart bir burun yapısı değildi. Mesela yüzün, senin kibar bir yüzün var. Çok sert bir yüz ifaden yok yani. Ama burnun sert. Yani olduğundan daha sert bir ifade veriyor. Bunu biraz daha kibar bir burun haline getireceğiz. Yani yüz hatlarına uyumlu olacak. Ama hiçbir zaman için mesela yapay bir burun planlamıyoruz. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Bayanlarda ve erkeklerde planladığımız burunlar da birbirinden farklı. Evet. Herkesin yüzüne uygun, altın oranlara uygun burun olması önemli ve daha da önemli bir konu burnunun nefes alması. Yani evet, fonksiyon ve estetik ikisi birlikte planlanıyor. Şurada çok hafif çökme görüyorum. Ameliyatta biraz ona bir bakacağım. Niye böyle olmuş? Asimetrik, yani buraya doğru hafif bir meyil etmiş burun sola doğru. Şu kısım biraz geniş. Onu da biraz daraltalım. Şuraya törpü. Hafif bir burun ucunda kalktı. Bir de sen de herhalde benimle aynı fikirdesin. Çok yapay bir burun istemiyorsun. Evet, çok yapay bir burun istemiyorum. Erkek için uygun olan burun yapısı. Evet. Mesela biz barbinoz dediğimiz bir burun yapısı var, böyle kaydırak gibi kalkıp. Ama o mesela erkeklerde çok uygun değil. Ben o kadar istemiyorum hocam. Ama biraz daha bir şöyle bir kalkıklık açıkçası planlıyor. Bir tane konu var. Bir burun deliklerini işte yapmaya çalışacağız. Şurada bir çökme var. Bu garip yani. Hani sola doğru burun deviye gibi yani. Zaten size ilk geldiğimde söylediğimde zaten sorunlarından biri oydu, şöyle yana doğru. Yana doğru. Gidiyordu. Onu biz ortaya doğru çekeceğiz. Burun delikleri için yani şu anda simetrik değil. Ben içeride fotoğraflarını da çekeceğim onu. Şimdi de burada da çekelim. Şu anda da simetrik değil. Böyle bir tarafa doğru eğri şöyle geliyor yani. Onu ortaya doğru daha simetrik yapmaya çalışacağız. Ne kadar olur bilemiyorum. Yani ama tabiatta böyle %100 milimetrik bir burun yok. Delik olarak yok yani. Dış görüntüsü düz olur yani, ona dikkat ederiz. Ama mesela delikler tam olarak olmuyor ama %90, %95 simetrik olabilir. Parmak izi gibi düşün yani. Tam böyle %100 aynı değil yani. Mümkünatı yok yani. Ama mesela şöyle az önce yaptığımız ameliyatta şöyle bir şey oldu mesela. Şimdi bu karşıdan bakınca eşit gibi görünüyor ama aslında eşit değil bak. Burası daha büyük. Evet. Yani aslında ama milimetrik farklı. Milimetrik. Yani ama işte mesela bundan daha fazlasını eşitleyemiyorsun yani. Bak burada mesela daha farklı ameliyattan önce. Ameliyattan sonra daha düzgün hale geliyor. Daha yakışıklı hale geliyor ama mesela üstten bakınca tam düz oldu. Onda problem yok ama delikler hiçbir zaman için. Bu tabii bayan burnu olduğu için senin alakası yok yani. Bana doğru bakar mısın? Yukarıya doğru kaldırabilirsin şöyle. Biraz aşağıya doğru. Bir yan dönebilir misin şöyle tam olarak? Evet. Diğer tarafa döneceğiz şimdi. Biraz şöyle. Tabii gülünce burun ucun aşağıya doğru düşüyor. Sen de biliyorsun yani. Onu biz şimdi bir tek burasını kaldırınca o düşme de engellenmiş olacak. Buradan da bir de kullandığımız yöntem piezo yöntemi diye bir yöntem kullanıyoruz. Burnunda uyanırken silikon tamponlar olacak. 2 tane. Yani sakin girersen, panik yapmazsan uyanırken de sakin olursun, problem olmaz. Narkozun etkisiyle nefes alamıyorsun ya, bazen panik yapıyor insan. Kendini öyle şartlandırma. Yani bütün ekip orada. Biz seni rahat nefes alman için her şeyi yapacağız. Oksijen vereceğiz zaten. Dolayısıyla panik yapma ki uyanırken de rahat uyan. Tamam. Silikon tamponu var ya mesela, nefes alamıyorsun. Evet. O zaman insan tabii doğal olarak hani burnundan nefes almaya alışık ya. Evet. Boğulma hissine kapılıyor. Ve panik yapıyor. Elini, yani böyle elini götürüyor falan filan, nefes alamıyormuş gibi hissediyorsun. Hiç öyle triplere girme yani. Tamam. Ne kadar rahat olursan uyanman da o kadar kolay. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Yani aşağıda görüşürüz. 15 dakika sonra. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Hiç panik yapma. Şimdi terliği çıkarıp şöyle basalım, yatın buraya. Terlik ayağınızdan alır, çıkınca da fark etmez yani. Aman Allah, üstünü örtelim şöyle. Şimdi ne yapıyoruz efendim, biliyor musunuz? Ben çıkayım mı? Abi sen de mi ya? Yok yok, yani. Ben gideyim mi dedim? Ameliyattan çıktım şu an. Yeni ayıkıyorum. Nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Gerçekten güzel. O ilgi alaka çok iyi şu an. Yanları fakatçım yok. Şira Hanım çekiyor videoyu. Gerçekten teşekkür ederim. Evet. Şu an saat 20.00. 5-5,5 gibi ameliyattan çıktığımı düşünürsek yani yaklaşık 3-4 saat sonrasında daha yeni yemek getirdiler. Çorba ve su. Başka bir şey yok. Mecburen. Bununla karnımızı doyurmaya çalışacağız bakalım. Çorba ne çorbası? Büyük ihtimal. Ben çok merak ediyorum var ya nasıl oldu diye. Ne çorbası? Tavuk çorbasıymış. Güzel. Sevdim. Ben şimdi bunu afiyetle yiyorum. Sonrasında tekrardan gelişmelerden size haberdar ederim. Evet. Rüzgar nasılsın? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir bakayım. Evet. Çok fazla yüzün şişmemiş. Biliyorsun piezo tekniği kullandık. Piezo evet. Kullandığımız için çok fazla ödem olmuyor. Daha az oluyor en azından. Evet. Evet. Yani yarın biraz şişebilir. İlk 2 gün, 3 gün şişlikler artmaya devam eder. Sonra yavaş yavaş inecek. 2 gün içerisinde de oynar. 5 günde falan normale dönersin yani. Bu akşam buradasın. İstirahat tamam edeceksin. Hocam, ama yarın sabah göndereceğiz. Ama gayet iyi hocam. İyi hissediyorsun yani, kendini. İyi hissediyorum. Kalktın mı ayağa falan? Tuvalete gittin mi? Evet hocam. Tamam. Bir defa kalktım. Zaten bizim belli bir süre tansiyonun düşmesin diye ayağa kaldırmıyoruz. Yemek falan yedin mi ondan sonra kalkamıyoruz. İşte bu akşam dolaşabilirsin bu arada. Koridorda falan gezebilirsin yani. Problem yok orada. Tamam hocam çok iyi oldu. Ama bir gece mecburen hastanede tutuyoruz yani. Biraz dikkatli olsan gene ne olur ne olmaz tansiyonun düşmesine karşı. Tamamdır hocam. Fotoğrafları atmıştım gördün mü? Fotoğraflarını evet hocam, nasıl beğendin mi? Çok beğendim hocam. Evet. Çok güzel oldu. Tam senin istediğin gibi. Öyle yapmaya evet çalıştık yani. Evet hocam, çok abartılı da değil. Yani öyle yapay bir burun olmadı. Doğal evet bir burun. Ama çok kibarlaştırdık. Bir de asimetri vardı. Asimetriyi düzelttik. Evet. Arkadaşlar şu an 2. günün ameliyatın 2. gününün sabahındayız. Kahvaltı yaptık. Gayet iyiyim. Çok fazla buz yaptım. Yani 1 saat arayla hep buz yaptım. Çok fazla şişlik olmadı çok şu an. Zaten çıkış yapılacak. Yaklaşık 2-3 saat sonra çıkış yapılabilir herhalde. En geç öğlen. Giyemiyorum. Şu an çıkış işlemleri yapılacak. Az önce 2-3 defa üst üste hapşurdum. Ödüm bir taraflarıma kaçtı. Burnumun üst tarafı biraz bir sızladı da bir hocaya soracağım bakalım bir şey olur mu olmaz mı çünkü sıkıntılı hapşurdum yani. Şimdi eve geldim tekrar. Yolda eczane bulmaya çalıştım. Taksiyle geldim. Eczane bulmaya çalıştım da bulamadım. Şimdi bu mahallede bir tane buldum ama uzak. İlaç alamadım. Bir de doktor okyanus suyu kullanmamı istedi. Hani yaraların kurumaması için onu almam lazım da bakalım ayarlayacağım. Şimdi evdeyim. Çorapları falan çıkarmıştım şu varis çorabı tarzı kan dolaşımını biraz yavaşlatması açısından. Şimdi onları tekrar giyeceğim. Evde uzanmaya devam. Bakalım ne zaman düzelecek. Biraz videomuz da vlog tarzına döndü ama bakalım size aşamaları sadece anlatmaya çalışıyorum. Şu an 3. günün sabahındayız. Biraz daha fazla ödem var. Gece biraz uyuyabildim. Gayet iyiyim. Sadece biraz sızı vardı ilaçlarım geç aldığım için. Şimdilik böyle. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. Evet. Ay, şu kanları biraz temizlemem lazım. Deniz suyu aldım. Okyanus suyu diye de geçiyor. Şuradaki kurumuş kanları temizlemem lazım. Ama ağrım da var. Özellikle dün gece bayağı bir ağrım oldu. Biraz daha şişlikler oldu. Ay. Ama biraz daha bugün bakalım. Daha iyi olacak ki. Bakalım nasıl temizleyeceğiz. biraz sıkacağım be. Aha. Ha. Ha. Sıktım, bayağı sıktım. Evet, şu an 4. günün sabahtayız. Sabah uyandığımda yanaklarıma kadar davul gibiydi resmen. Aa, şu an bayağı bir sıcaktan bunalmış durumdayım. Sıcak dışında bir sorun yok. Ama bugün bayağı bir şişti. Şu an görünüyor muyum bilmiyorum ama şöyle gün içinde 2 saatte bir falan hep buz yapıyorum. Biraz daha şişliği belki alır diye. Öyle yani. Bu da göstermek istedim. İnşallah görünüyordur. Aşırı sıcaktan dolayı vantilatör aldım. Bir vantilatör hemen. Evet, şu an 5. günün sabahındayım. Bugün biraz gece sıkıntılı geçti çünkü sıcak çoktu. Şimdi buz yiyeceğim. Bakalım, sonra tekrardan sıvı sıkacağım burnuma ve devamlı demli tutmaya çalışıyorum. Çok dudağım çok kurudu, nedense bilmiyorum da. Şimdi bunun içindeki kanlar kurumasın diye tekrar gece buraya bant koyuyordum ben şöyle. Bu düşmüş. Daha önce videoda gördüğünüz. Çok fazla kurumuştu diye sıkmıştım bir yarım saat önce. Şimdi bir daha deniz suyu sıkacağım. Ondan sonra kapatacağım. Ay. Biraz tuzlu olduğu için birazcık öyle yakma hissi var. Ay. Bir de kaşınıyor. Şu anda 5. günün akşamına doğru geliyoruz. Aşırı sıcak. Şimdi şöyle koyacağım buraya da sıcaklığı. 31 dereceydi. Ben şimdi daha yeni akşamüstü olduğu için 31-32 derecelerden aha düştü bak böyle. Çok kan falan görünmesin de. Yani aşırı sıcaktı. Allah'tan ameliyatın 2. günü şöyle vantilatörümü almışım. Oo. Neyse, yarın tamponları aldıracağız. Evet, hastanedeyim. Şu an doktorumu bekliyorum. Tamponlardan kurtulacağım. Böyle bunu da konuşmayacağım yani. Rüzgar, hoş geldin. Nasılsın? Hocam, gayet iyi. Ödemler bayağı geçmiş, iyileşmiş. Yani kaç gün oldu bugün ameliyat oldu? 6. günü. 6. gün için gayet iyi bence. Çok fazla böyle hani morluk falan oluşmamış. Yok hocam. Zaten ödemim de fazla morluk olmadı. Yani o biraz çok kullandığımız teknikle de alakalı. Piezo diye bir tekniğimiz var, onu kullanıyoruz yani. Evet. O tabii ödemi ve morlukları bir miktar azaltıyor. Ama hala göz altlarında şey var, tabii morluk var. 2-3 güne kadar onlar da geçecek. Evet. Şimdi burnundaki silikonları alacağız, silikon tamponları. En zor aşaması burası. Bu ameliyattan daha zor bir şey diye hastalar hep bunu tarif eder ama bence o kadar kötü olmayacak. Şu. Aldım bir tanesini. Hepsi bu kadar. Öbürünü de aldık mı işlem bitiyor. En zor aşaması burası. Hatta bazen bu ameliyattan daha zor olabiliyor. Ama bitti. Hepsi bu. Oh. Artık nefes alman da rahatlayacak, merak etme yani. Zor muydu? Bu ameliyatta daha zordu gerçekten. Şimdi rahatladın ama. Evet, rahatladım. Bir nefes al bakalım şimdi. Daha kolay. Biraz orada tabii sekresyon var. Onları da temizleyeceğiz. Ondan sonra rahatlayacaksın. Tamponlar alındı ve aşırı rahatladım bu arada. Anlatamam ama alınma kısmı, tamponun ameliyat olduktan sonraki acıdan neredeyse daha çok. Yani ama anlık tabii ki. Bir kereden oluyor ve geçiyor. Ama aşırı acı vermişti bana. Gerçekten şu an iyi hissediyorum. Şekil olarak da şimdiden bile memnunum. Şöyle tekrar yandan göstereyim. Ben biraz daha dinleneceğim. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben gerçekten çok memnun kaldım doktorumdan. Sevgili Servet Ada'ya çok çok teşekkür ederim. Onun hesaplarını da aşağıya bırakacağım linklerini. Çok ilgilendi, çok iyiydi. Her konuda yardımcı oldu. Her zaman mesajlarıma da cevap verdi. Gerçekten eğer burunla ilgili bir sıkıntınız var ise hocama görünmenizi isterim. Arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Artık belki ileriki bir dönemde, burun ameliyatı sonraki dönemde neler yaşadığımı da aktarabilirim size. Bunlar bir hafta sonra falan çıkacak. Videoyu o kadar uzatmak istemedim açıkçası. Bilemedim yani. Aslında uzatabilirdim. Onu bir düşüneceğim. Bu videoda siz göreceksiniz onu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Uğraşıyorum. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Seviyorum. Hayatımdan size bir şeyler paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.